Kanalıma hoş geldiniz. Kazgan iletişimde herkese selam. Telefonunuzda toz olduğu zaman tozlar nasıl temizleniyor onu size paylaşacağım. Şu anda elimdeki telefon gördüğünüz gibi ekranda baya bir toz var. Bu toz olduğu için gündüz ekran hiçbir şekilde görünmüyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Biz bunun tozunu temizleyeceğiz. Evet, elimdeki telefon Samsung J1 Mini diye geçiyor. Cihazı sökmek için arka kapaktan başlıyoruz. Arka kapağı sökmek için şurada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla arka kapağı söküyoruz. Orada iki tane etiket verir misin bana bunu? Batarya çıkarmak için elimize vurmuyoruz. Şurada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla bataryasını çıkarıyoruz. Ben şurada emailin üstünü kapatıyorum. Ekrana görünmesin diye. Evet, bu modelde ekran ön panelde sökülüyor. Biraz ısıtmanız gerekiyor. Yalnız bu işlemi yapmak için biraz risk de var. Ona göre dikkatli olmanız gerekiyor. Tabii her önüne gelen bu işlemi yapamaz. Biraz daha profesyonel, hani işi biraz daha gelişmiş, eli yatkın olan kişiler bunu yapabilir. Ona göre lütfen dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer baktığınızı anlamıyorsanız bunu bir teknik servise götürüp onları yapsınlar. Bilginiz olsun. Bunu biraz ısıtacağım. Saç kurutma makinesi de olabilir. Eğer elinizde hava makineniz yoksa saç kurutma makinesi olabilir. Bunda elimde hava makinesi var. Bunu ısıtıyoruz. Ekran yapışkanı B7000 ya da T8 gibi bir yapıştırıcılar. Onlar ısıyı gördüğü zaman salınıyor. Hani açılması daha kolay hale geliyor. Evet, şu anda hava makinemiz ısınmış bir şekilde, şöyle gördüğünüz gibi. Eğer aynı bölge tutarsanız bu şekilde cihazınız yanabilir. Buna lütfen dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, şimdi hava makinesi fişini çekiyorum. Şurada saç kurutma makinesi var. Onu sıcak kademeye getirerek hava makinesinin görevini görür. Bilginiz olsun. Çünkü hava makinesi herkeste olmayabilir ama saç kurutma makinesi herkeste mevcut. Evet, bu da gördüğünüz gibi makine içinde bayağı bir ısınmış durumda. Evet, burada gördüğünüz gibi fazla yaklaştırmayın. Çünkü fazla yaklaştığı zaman cihazınıza zarar verebilir ısı yönünde. Şöyle gördüğünüz gibi. Zaten ısı gördüğü zaman kendinden yapışkanı salınıveriyor. LED ekran bayağı bir kötü durumda, bayağı toz almış. Evet, bu modelde ekran ayrı, dokunmatik ayrı değişiyor. Yalnız ekranın da dikkatli bir şekilde kaldırmanız gerekir. Ekranda yapışkan var. Biraz daha ısı vermemiz gerekiyor.
Bir de şurada kapak var. O kapağı da sökmeniz gerekir. Ekran soketin kapağı. Ekran soketi bayağı bir dipte. Şöyle plastik bir aparat kullanmanız gerekir. Şöyle. Daha hafif kaldırarak ekranın alt kısmında iki tane tırnak var. Tırnaklar şöyle kaldırıyoruz. Evet, şu anda sökmüş bulunmaktayız. Orijinal ekran. İlk defa bu değişecek. Şurada gördüğünüz gibi. Zaten şu yapışkanlarda da bellidir. Evet, dokunmatik soketini dikkatli bir şekilde kaldırıyoruz. Tırnak çok hassastır. Kırılmaması için dikkat ediyorsunuz. Evet, şurada sprey var. Gördüğünüz gibi bu uçucu bir madde. Bak, hemen avucuma sıkıyorum. Ha, şöyle gördüğünüz gibi hemen uçuyor. Diyelim. Şöyle ya da bir ekrana sıkayım. Evet, gördüğünüz gibi uçucu madde olduğu için şöyle çabuk kayboluyor. Hani ekrana damlasa bile bu kuruduktan sonra içinde çıkıveriyor. Bilginiz olsun. Evet, şurada şundan biraz sıkacağız. Aslında bunu sökmesene de olur. Aslında sökülmesi gerekiyor ama şu şekilde çaresi vardır. Ama şöyle de temizleyebilirim. Önemli olan o tozun alınması. Tekrar aynı şekilde şu spreyi damlatarak
Evet, bu şekilde eğer temizlemeseydik dokunmatiği ekranda ayırmamız gerekiyordu. O sokete biraz daha spreyi damlatarak fazla aşırı da değil onun salınması için. Evet, bunu farklı bir şeyle yapmış olsaydınız, silseydiniz, mesela kolonyayla kimi siliyor, kimi camsile siliyor, onlar tavsiye etmiyorum. Çünkü onlar kalıcı olarak içinde leke kalıyor. Bilginiz olsun. Evet, bu spreye iyi bakın. Şöyle gördüğünüz gibi. Fren balata temizleyicisi diyor. Brake Cleaner. Ama dediğim gibi bu birebir ekran LED'ine zarar vermemektedir. Aslında ekran da orijinal, dokunmatik de orijinal. İkisi de ilk defa açılacak. Bu da zaten belli zaten. Dokunmatiğin montajında belli. Daha ilk dokunmatik ve ekran da aynı şekil. Evet, parmakla ellemeyin. Çünkü iz kalıyor. İz kaldığı zaman da böyle bir moral bozukluğu oluyor. O moralin bozuk olmaması için şöyle parmakla temas etmeyiniz. Evet, şu alt kısımda biraz var. Onu da temizlememiz gerekir. Son makası vermiş mi? Tam gerek kalmadı.
Evet, hazır sökmüşken tozu da alalım. Evet, şu kenar temizliği de yapmanız gerekiyor. Ekranın tam oturması için, dokunmatiğin tam oturması için şöyle. Evet, şurada iç kulaklık giriş çıvağını temizliyoruz. Şöyle temiz olması gerekiyor. Sesini daha net duyabilmeniz için. Şöyle tertemiz yaptık. İlk fabrikada çıktığı gibi. Yani şimdi bu T7000 bahsetmiş olduğum yapışkanın hani ileride değiştirmek istediğiniz zaman ısıyla hemen gevşiyor. Sizin kolay açmanıza sağlanıyor. Kapağı kapatmayı unutmayınız. Açık kaldığı zaman bir daha kullanamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet, şurada da kamera merceği var. Onu da temizlememiz gerekir. Bunu da kulak çiplerine şöyle temizleyebilirsiniz. Şunu kapattığınız zaman bir daha şansınız olmayabilir. Kolay kolay açamayabilirsiniz. Bilginiz olsun.
Şimdi hemen kapatıyoruz. Ekran soketlerini kapatırken hangi soket olursa olsun buna dikkat etmelisiniz. Çünkü bazen gücünün farkına varamayabiliyoruz. Bir anda boş kalır. Ondan sonra ekranı kırabiliriz. Böyle bastırdığınız zaman işte gücün farkına varamayabiliyoruz bazen. Bakmışsın çıt diye ekran kırılmış ya da dokunmatik kırılmış. Yaptığınız işin bir anlamı kalmaz. Yani şu kapağı da kapatırken dikkat etmemiz gerekir. Bir açalım. Bir kontrol edeceğiz. Herhangi bir zarar görüp görmediğini. Şu kenarlarda fazla yapışkan varsa böyle serçe parmağıyla temizlemeniz gerekiyor. Çünkü dokunmatik takarken engel olmaması için. Bakalım. Şimdi dokunmatik testi yapacağız. Bazı testleri yapacağız. Bu testleri yapmak için yıldız biraz kasıyor çünkü eski model olduğu için. Yıldız kare 0 yıldız kare yapıyoruz. Şöyle renklere bakıyoruz. Bu her kare bir özeli taşıyor. Bu titreşim renk seçenekleri, mega cam, evet ekranı gördüğünüz gibi, pardon kamerası, sensör. Ve şu anda sensör çalışmıyor mesela. Şöyle elimizi koyduğunuz zaman şöyle çalışması gerekiyordu. Touch en önemli olan dokunmatik testi. Bunu mutlaka yapmanız gerekir. Bak mesela şurası zarar görmüş. Yok. Bakalım eğer çizmemiş olsaydık şöyle hepsi yeşil olması gerekiyor. Şöyle. Eğer ki yeşil olmuyorsa o kareler demek o kısımda sıkıntı var demektir. Şuradan gördüğünüz gibi böyle kendinden atması gerekiyor. Bir daha yapalım. Şöyle. Evet, bu kısımda azıcık var ama fazla değil. Çünkü biraz uğraştırdı.
Tekrar yapalım. Şöyle. Bu Subway Key fonksiyon tuşları. Şöyle her bastığınızda farklı renk seçeneği gelmesi gerekir. Şöyle. Evet, bu arada ekranında gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şöyle paraklını da artayım. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.